makine muhafızları. Ağır makineler bir film setini ziyaret ediyor. Hadi bakalım. İyi misin? Oh. Vay canına. Vay canına. Film setinde olduğumuz için gergin hissediyorum. Neden gergin olasın ki? Eski kafalı olma. Affedersiniz. İnşaata yardım etmek için mi geldiniz? Evet. Orada çalışacaksınız. Beni izleyin. Tamam. Sen benden daha çok titriyorsun. Yönetmen, başrol için seçme videoları burada. Bir bakayım. Bir süper kahraman benim gibi olmalı, yakışıklı. Hayır. Başrol olarak beni seçersin. Hayır. Benim adım Leo. Yine hayır. Bunlar olmaz. Hala bir başrolüm yok. Buraya gelin. Yavaşça. Tamam. Evet, çok güzel. Bu... Birlikte çalışmanın yarattığı mükemmel uyum. Evet, bu mükemmel bir görüntü. Mükemmel. Hepinizi filmimde görmek istiyorum. Ama biz çalışmaya geldik. Filmde oynamaya değil. Şimdi dinleyin. Bir düşünün. Kendinizi bir filmde başrol olarak hayal edin. Vay canına. Kötü bir adam şehri alt üst etti. Tehlikede olanları kurtarmak için ağır makine muhafızları bir araya geliyor. Nasıl ama? Ama daha önce hiç oyunculuk yapmadık. Ben yaparım. Ne? Yani biz bayağı havalıyız. Öyleyiz. Kulağa eğlenceli geliyor. Siz de mi? Evet, harika, mükemmel. Ertesi gün ağır makineler erkenden yola koyuldu. Ha? Ağır makine muhafızı bir kriz iş başında. Bu nasıl bir aksiyon oyunculuğu böyle? Komedi bu. Düşündüğümden daha zormuş. Rezil olmamak için çok çalışmamız gerekiyor. Şehri koruyacağız. Çocuklar, bunu bana bırakın Tayo'ya. Tayo? Merhaba çocuklar. Vay canına, bu harika söz nereden çıktı? Evet. Sadece Guardian X'in taklidini yapmıştım. Guardian X mi? Evet, o bir film karakteri ve şehri koruyan bir kahraman. Gerçekten mi? Aslında bu bir sır ama dün bir filmde başrol olarak seçildik. Muhafızlar olarak bilirsin. Muhafız mı? Oh, yani siz de Guardian X gibi süper kahraman mısınız? Oh, vay canına, bu harika. Ama başarabileceğimizden emin değiliz. Sadece çalışmanız gerek. Kahramanların yaptığı harika şeyleri taklit edin. Tayo, çalışmamıza yardım eder misin? Ben mi? Evet, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Doğru, bize öğretmelisin. Ben... Lütfen Tayo. Tamam o zaman. Kendime çok güvenmiyorum ama elimden geleni yaparım. Teşekkür ederiz Tayo. Tamam o zaman. Hazır, başla. Kötü görünüyor. Arabalar tehlikede. Şehri def etmek. Ve kötüyü kurtarmak için. Şehri mi def edeceksin? Sen de kötüyü kurtaracaksın. Kestik. Tekrar deneyelim. Hazır, başla. Kötüyü kurtarmalı. Hayır, def etmeli. Kestik. Hayır, kestik. Max, Chris, ciddi olmalısınız. Sürekli gülemezsiniz. Süper kahramanlar insanları kurtarırken gülmezler. Bu doğru ama elimde değil, çok komik. Gerçekten. O zaman acaba... gülmemeniz için çalışacağız. Evet. İsteseniz bile gülemezsiniz. Dayanamıyorum. Dur, geri gel. Çalışmak zorundayız. Bu bize yardım mı edecek? Şimdi bir dublör sahnesini çalışacağız. Ben yapabilirim. Hazır, başla.
Muhafızlar iş başında. Kestik. Poco, Mini, başka bir pozunuz var mı? Başka pozlar mı? Süper kahramanlar büyük pozlar verir. Bahsettiğin şey bu mu? Hadi, hadi. Öyle değil. Oh, işte bu. Hepimiz dans edeceğiz. Dans mı? Bunun büyük pozlarla ne ilgisi var ki? Müzikle birlikte hareket ederseniz güzel pozlar bulabilirsiniz. Aman tanrım, hareketlerimi mi göstereceğim? Çok şaşırmayın. Vay canına, işte bu. Gerçekten mi? Ben de bunu yapabilirim. Hadi dönelim, 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 dönelim. Vay canına. Dön, dön. Kahramanlar dans eder mi? Devam edeyim mi? Küçük otobüs Tayo. Burada her şey... Nihayet çekim günü geldi. Aa, vay canına. Şimdi tamamen farklı bir yer gibi görünüyor. Aa, başrol oyuncuları nerede? Başroller geliyor. Vay canına. Çok havalı görünüyorlar. Hadi çekelim. Tıpkı çalıştığımız gibi yapalım. Tamam. Tamam. Hazır. Kayıt. Ah, yardım edin muhafızlar. Kahramanlar. Ciddiler. İyi misin ufaklık? Ben... Çok korkunçlar. Kestik. Arkadaşlar, biraz gülebilir misiniz? Ciddi olmak güzel ama suratlarınız fazla korku. Tamam. Tekrar yapalım. Bu sefer batırmayın. Tamam. Sıradaki sahne. Hazır. Kayıt. Muhafızlar iş başında. İş başında. Dön, dön, dön. Hadi. Dön, dön. Önümden çekilin. Kestik. Poco, bunu yapmana gerek yok. Hayır, bu doğru değil. Ondan sonra ağır makineler hata yapmaya devam etti. Muhafızlar! İş başında! Kestik. Bir ara verelim. Tamam. Mahvoldum. Merhaba Tayo. Özür dilerim. Çalıştığımız şeylerin size hiçbir faydası olmadı. Sadece sorunlara yol açtı. Hiç de bile. Sadece rollere uygun değiliz. Hayır, daha çok. Toplanır mısınız? Görüşürüz. Tamam. Hepsi o kadar çok çalıştı ki. Bunun orada olması gerekmiyor mu? Olamaz! Olamaz! Dikkat edin! Olamaz! İyi misin Tayo? Ne oluyor? İyi misin? İyi misin? Bir şey oldu mu? Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Arkadaşlar. Yönetmen. İşte bu. Bu mükemmeldi. Büyük bir kazayı önlemek için kendinizi tehlikeye attınız. Başkasını kurtarmak için kendinizi feda ettiniz. Çekmek istediğim gerçek kahramanlar bunlar. Bu doğru. Hepiniz harikaydınız. Öyle miydik?
aklıma muhteşem bir sahne geldi. Millet, çekime hazırlanın. Tamam. Vay canına. Ağır makine muhafızları mı? Ağır makineler gerçekten bir filmde başrol mü oldular? Aynen öyle. Arkadaşlar. Merhaba. Ön gösterime geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Filmde nasıl rol aldınız? Hepsi Tayo'nun sayesinde. Ha, Tayo'nun mu? Öyle mi? Nasıl yani? Ne yaptın ki? Bilmek istiyorum. Anlatsana. Yaptığım şey şuydu. Ön gösterim başlamak üzere. Hadi gidip izleyelim. Hey arkadaşlar, beni bekleyin. Biz de içeri girelim mi? Evet. Ağır makineler her zaman en iyisini yapar ve bu çok havalı. Mini kurtarıcı Jay. Güneşli bir öğleden sonra küçük otobüsler acil durum merkezine doğru ilerliyor. Acaba Rookie bizi neden görmek istedi? Bilmiyorum. Belki bana ödül vermek istiyordur. Harika bir otobüs olduğum için. Hiç sanmıyorum. Anne, hadi geçelim. Tamam. Geç kaldım. İyi misin? Evet. Vay. Ucuz atlattık. Çok teşekkür ederiz. Hiç sorun değil. Sizin yolun yeter. Tamam o zaman. Acaba o kimdi? İnanılmazdı. Rookie. Merhaba. Vay canına. Burası çok temiz. Özel bir şey mi oluyor burada? Kurtarma ekibimizin yeni üyesi bugün gelecek. Yeni bir üye mi? İşte geldi bile. Bu daha önce gördüğümüz kişi. Merhaba, benim adım Jay. Vay. Memnun oldum Jay. Acil durum merkezine hoş geldin. Yardımcı olacağıma memnunum. Ve buradakiler küçük otobüsler. Onlar en büyük baş belalarımız. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Yani yarınca için bir hoş geldin partisi veriyoruz. Gelmek ister misiniz? Vay! Hoş geldin partisi. Elbette! Orada olacağız. Ertesi gün işten sonra Lani oyun parkına gidiyordu. Hoş geldin partisi öğleden sonra, öyle değil mi? Merhaba, benim adım Jay. Umarım Jay ile kısa zamanda yakınlaşırız. Jay, merhaba. Kenara çeker misin lütfen? Tamam. Bunu neden yapıyorsun? Tıpkı düşündüğüm gibi. Arka lastiğinin havası inmiş. Böyle gayet iyi. Hayır. Bu çok tehlikeli. Doğrudan garaja git ve düzelt. Şimdi mi? Oyun parkında arkadaşlarımla oyun oynayacaktım. Bir kazaya karışırsan arabaları tehlikeye atarsın ama. Hemen oraya git. Tamam. Tamamen inmiş değil ya. Lastiğini onardıktan sonra Lani oyun parkına gitti. Çocuklar, ben geldim. Bir kez daha. Tamam. Önce ben. Hadi ama. Shine. Lani. Yakınlarda Tayo ve diğerlerini gördün mü? İşe gitme zamanı geldiği için az önce gittiler. Çok geç kalmış olmalıyım. Oyun oynayacaktık. Bizimle oyna sen de. Tamam.
Şimdi binme sırası bende. Dur. Ha? Jay, şuna bak. Lastiğim onarıldı. Ne yapıyorsun? Asansörü incelemeyi bitirene kadar oyun parkına giremezsiniz. Ne? Ama Speed ve Shine asansöre bindi. Bir kereliğine bana izin ver. Hayır, geri dön. Ben de binmek istiyorum. O çok korkutucu. Lani'yi sevmiyor olmalı. Hiç adil değilsin Jay. Küçük otobüs Tayo. Lani! Nereye gittin? Uzun süre bekledik. Acele edin Jane, hoş geldin partisine gidelim. Ben gelmiyorum. Ha? Siz gidebilirsiniz. Ne? Bu nereden çıktı şimdi? Jane, hoş geldin partisine gitmeyi çok istiyordun. Artık gitmek istemiyorum. Ben gidip oyun parkında oynayacağım. Lani! Onun nesi var böyle? Bilmiyorum. Mutsuz olan Lani hoş geldin partisi yerine yalnız başına oyun parkına gider. İzin verilmeyen tek kişi benim. Bozuk gibi bile görünmüyor. Hayır, geri dön. Benden hoşlanmadığına eminim. Hiçbir sorun yok. Neler oluyor? Hoş geldin Jay. Acil durum merkezimize katıldığın için tebrik ederim. Tebrik ederiz. Hepinize teşekkür ederim. Durun. Lani sizinle gelmedi mi? Oyun parkı mı dedin? Evet. Rogi, neden bunu ona söyledin? Ne olmuş? Buraya gelmek istemedi ve oyun parkına gitti. Gitsem iyi olur. Jay, nereye gidiyorsun? Rogi, tedbir olarak acil durum kaydırağını alıp oyun parkına gitmeni istiyorum. Asansörde bir sorun olmalı. Acele edin. Tamam. Tamam. Lani tehlikede. Olamaz. Yaralandın mı? Çok korkutucuydu. Evet. Artık iyisin. Jay. Acil durum kaydırağı kuruldu. Buradayız. Geri çekin. Tamam, gidelim. Jay, yangın çıktı. Sorun yok. Aşağı in. Tamam. Lani! Jay! Hayır! Eğer Jay olmasaydı başın büyük derde girebilirdi. Haklısın. Hayır, ben sadece işimi yapıyordum.
Jay. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Aa! Jay, ha? Saçın yanmış. Aa, bu mu? Sorun değil. Hmm. Lani, ha? Sana asansörün bozuk olduğunu söylemiştim. Ha? Neden gidip ona bindin? Aslında asansörün gerçekten bozuk olmadığını sandım. Binmemi, beni sevmediğin için istemediğini zannettim. Ne? Ben mi? Evet. Ah. Ne zaman karşılaşsak hep bana kızmış gibi görünüyorsun. Hayır, seni sevmediğim için değil. Sadece endişelendiğim için. Sahi mi? Elbette. Benim işim tehlikeli bir duruma düşmediğinden emin olmak. Aa, bunu bilmiyordum. Üzgünüm Jay. Sorun değil. Bir daha dikkatli olmanı söylediğimde beni dinlemelisin. Tamam mı? Tamam. Ertesi sabah Lani, Jay'i görmek için acil durum merkezine gider. Jay! Jay! Ha? Nereye gitti? Lani! Ha? Bir sorun mu var? Frank, acaba Jay'i görmüş olabilir misin? Demek Jay'i arıyorsun. Jay, dışarı çık. Ha? Ha? Merhaba. Vay Jay. Gerçekten çok yakışmış. Teşekkür ederim. Aa, artık gidip oyun parkında oynayabilirsin. Asansörü onarmayı az önce bitirdim. Sahi mi? Vay, heyecan verici. Bugün oyun parkında oynayacağım. Dur. Ha? Lani, bugün güvenlik kontrolünden geçtin mi? Evet, elbette. Tamam, o zaman hoşça kalın. Hoşça kal. Dikkatli git. Tamam. Umarız yeni kurtarıcı Jay iyi iş çıkarmaya devam eder. Chris takdir edilmek istiyor. Yoğun bir öğleden sonra ağır iş makineleri çok çalışıyor. Aferin sana Poco. Çocuklar, bugünlük bitirsek mi acaba? Evet, bence de bitirelim. Aferin herkese. Çok kozlandık değil mi? En pisiniz ben olduğuma göre en çok ben çalışmışım. Neden bahsediyorsun sen? Biriken şu tozları görmüyor musun? Hepimiz çok çalıştık çocuklar. Hadi yıkanmaya gidelim, hadi. Çok ferahladım. Zor bir iş gününden sonra yıkanmak çok güzel bir his. Oo, çok haklısın. Ne oldu Chris? Bir şey mi var? Bu yol biraz tuhaf geldi. Bu da ne böyle? Kocaman bir çukur. Bu çok tehlikeli bir şey. Onu doldursak mı acaba? Olur. Gayet eşit oldu bence. Sorun olmayacaktır artık. Tebrikler Chris. Ama yine de çok kirlendin Chris. Oh, elimde değildi, ne yapayım? Gidip tekrar yıkanayım bari. Başkaları için iyi bir şey yapmaktan gurur duyuyorum. Herkes minnettar olmalı. Bu da ne böyle? Özür dilerim. Hey, daha yeni yıkandım. Dikkat etsene. Bu ne pislik böyle? Ama çok kabalar. Çok çalıştığım için böyle oldum. Çok teşekkür ederim. Bu Frank değil mi? Sen olmasaydın çok endişelenecektim. Kimseye bir şey olmadığına çok sevindim. Frank her zaman çok iyidir. Çok haklısın. O gerçekten harika. Frank! Ben işimi yapıyordum sadece. Merhaba Chris. Merhaba Tayo. Barış noktasına geldik. Teşekkür ederim Tayo. Sen olmasaydın asla zamanında yetişemezdim. Evet, beni de her gün bıraktığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Ne zaman isterseniz. Herkes onları çok seviyor. Hepsi yaptıkları işler için takdir görüyor. Bir de bana bak.
ertesi gün ağır iş makineleri birlikte tekrar iş başında. Dikkat et Chris. Çok tehlikeli bir hareketti. Özür dilerim. Chris, şuraya biraz çimento atar mısın lütfen? Tamam. Ben de insanların sevdiği bir iş yapmak istiyorum. Chris! Ne yapıyorsun sen? Özür dilerim. Çalışırken odaklanman gerekiyor. Evet. Seni rahatsız eden bir şey mi var Chris? Aslında evet. Kimse yaptığımız işi sevmiyor. Sen neden bahsediyorsun Chris? Biz harika bir iş yapıyoruz. Arkadaşlar. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben belediyeden geliyorum. Belediye mi? Belki bizi övmek için gelmiştir. Konu inşaattan gelen gürültüyle ilgili. Bununla ilgili şikayet aldık. Ne? Tozlarla ilgili şikayet de aldık ve o yüzden lütfen dikkatli olun. Anladım. Bilmiyordum. Tamamdır, dikkat ederiz. Ne? Övmek için gelmemiş. Evet, size güveniyorum. Çok tozlu. Hepiniz onu duydunuz. Dikkatli olmalıyız. Tamam. Neden dikkat ediyormuşuz? Çünkü insanlar şikayetçi oldu. Bu kadar çok çalışıyoruz ve karşılığında şikayetten başka bir şey duymuyoruz. Buna dayanamıyorum artık. Hey Chris! Nesi var oğlum böyle? İnsanların sevdiği bir iş bulacağım. Ne olabilir acaba? Buldum. Küçük otobüs Tayo. Ben de senin gibi yangın söndürmek istiyorum. Chris inşaat dışında bir iş bulmaya çalışır. Ne? İtfaiyeci mi olmak istiyorsun? Evet, itfaiyeci olursam başkalarına yardım edebilirim ve bir sürü övgü alırım, değil mi? Ama Chris... Deneme yapalım mı o zaman? Merak etme, benim de su taşımak için konteynerim var. Bence bu pek iyi bir fikir değil. Şu varilin yandığını düşün ve üstüne su at. Hiç sorun değil. Chris, bu kadar az suyla yangın söndüremezsin. Daha iyi yapabilirdim. Chris teslimat işini denemeye karar verir. Teslimatta hız her şeydir. Her şeyi zamanında teslim etmeye dikkat etmelisin. Hiç merak etme. Çok hızlı olabilirim. Göreceksin. Şurada bekleyen bir müşteri var. Buradayım. Tamam. Bu sefer harika bir iş yapacağım. Merhaba. Merhaba. Teslimatınız geldi. Sen teslimatta da mı çalışıyorsun? Evet, paketinizi hemen veriyorum. Bu da ne böyle? Paketim ezilmiş. Gerçekten çok üzgünüm. Chris, bak bu kadar büyük olup da polis arabası olman mümkün değil. Beton tankının içine yolcu alabileceğini sanmıyorum. Helikopter mi olmak istiyorsun? Ama sen uçamıyorsun ki Chris. Çok yazık. Chris maalesef yeni bir iş bulamıyor. Arkadaşlarımı özledim. İşleri çoktan bitmiştir. Bu saatte hala çalışıyorlar mı? Hala ne yapıyorlar böyle? Şimdi de çimentoyu döktük mü tamamız artık. İyi de Chris yok, ne yapacağız? Merak etmeyin, ben hallederim. Bakın. Olamaz.
Şimdi ne yapacağız? Evet, ne yapacağız şimdi? Ben olmadığım için başları derde girdi. Hayır. Çok çalışsak da ne yaparsak yapalım kimse değerimizi bilmeyecek bizim. Havalı bir işim olsun istiyorum. Burası... Ya Chris, şuraya biraz çimento lazım. Tamam. Evet, herkes odaklansın. İlk inşaat işimiz olduğu için biraz gergin değil misiniz? Çok haklısın. Hata yapmasak iyi olur. Bu ev bittiğinde ne kadar gurur duyacağımızı düşünün. Evet, çok güzel olacak. Bu arkadaşlarımla yaptığımız ilk ev. Baba, hadi yemeğe çıkalım artık. Pekala. Chris? Chris, bu sen misin gerçekten? Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Bence Chris'e selam vermelisin. Merhaba. Merhaba. Bu Chris. Evimizi çok güzel inşa etti. Vay canına, bizim evi mi? Evet, o yaptı. Vay canına, sen harikasın Chris. Sağ ol. Seni görmek çok güzeldi Chris. Sana hep teşekkür etmek istemiştik. Bana mı? Ne için peki? Evimizi yaptığınız için hepinize teşekkür ederiz. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Bizim sayemizde mi? Evet, ailemle birlikte yaşayabileceğimiz bir ev yaptınız. Ve burada bu güzel kızımız dünyaya geldi. Teşekkür ederim Chris. Vay canına. Benim yaptığım iş birilerini çok mutlu etmiş. Chris sonunda yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu anlar. Endişelenmeye başladım çok. Bu işi mümkün olduğu kadar çabuk bitirmeliyiz. Acaba Chris şu anda ne yapıyor? Chris! Neden bu kadar geç kaldınız? Böyle yaparsanız bina zamanında bitmez ama. Ne? Biri işi bırakıp gitmiş olduğu için olabilir mi? Ne? Neden söz ediyorsun sen? Böyle muhteşem bir işi asla bırakmam. Chris, sen... Kalan işi bitirelim mi artık? Ne dersiniz? Bitirelim, hadi. Chris'in döndüğünü görmek güzel. Chris ve arkadaşları havalı iş makineleridir ve insanları mutlu ederler. Küçük sihirbaz Asura. Bir öğleden sonra küçük otobüsler parkta toplanır. Şimdi ne yapmak isterseniz? Sobe oynasak mı? Daha eğlenceli bir şey yok mu? Evet, onu daha dün oynadık. Size eğlenceyi göstereceğim. Ne yapsak acaba? Şimdi sıra sende. Dayo resmen balon gibi oldu. Ne kadar da çok küçüldüm böyle. Neler oluyor? Bende bir şey yok galiba. Rogi, yukarı bak. Ne? Kafam! Neler oluyor böyle? Çok komik görünüyorsunuz. Sen kimsin? Ben sihir dünyasından Asura. Büyülerimi beğendiniz mi bakalım? Bunu sen mi yaptın? Evet, eğlenceli değil mi? Hiç de komik değildi. Bizi eski halimize getir. Neden çevireyim ki? Gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Bizi bu halde bırakamazsın. Herkes iyi mi? Evet. İnanamıyorum. Nereye gitti bu? Gitmiş bile. Adı Asura mıydı? Onu bulmalıyız. Ertesi gün olur. Onun üzerinde denesem mi acaba? Yağmur mu? Bu da ne böyle? Git başımdan.
Teşekkür ederim. Bir dahakine görüşürüz. Vay canına. Çok da büyükmüş. O zaman biraz daha büyük yapayım. Ha. Oh, olamaz. Hey! Dur, dikkat! Neler oluyor? Bu da ne? Çok büyükmüş. Sihirle böyle oldu bence. Asura! Sen! Kaçırdım onu. Şu tarafa bakalım. Burada bir yerde olmalı. Tayo! Çocuklar! Sen ne yapıyorsun? Asura'yı gördün. Dün bizimle uğraşan o çocuğu. Gerçekten mi? Hı. Oh, işte orada. Nerede, nerede? Olduğun yerde kal. Dur! Galiba artık takip etmiyorlar. Buldum seni. Hadi tekrar kaçsana bakalım. Artık kaçamazsın. Yaramazlık yapmayı bırak ve geldiğin yere dön. Unuttunuz galiba. Bende bu var. İşte. Nereye gitti? Sizin yüzünüzden sihirli değneğimi kaybettim. Ne? Nasıl bizim suçumuz oldu? Onu sizden kaçarken kaybettim. Ve sihirli değneğim olmadan eve dönemem. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Çocuklar. Sihirli değneğini bulmasına yardım etmeliyiz bence. Ne? Böylece daha çabuk gidecektir. Yoksa bizimle uğraşmaya devam edecek. Bu doğru. Peki. Ama sihirli değneği bulur bulmaz dönmen gerekiyor. Anladın mı bizi? Tamam. Onu bulunca sizinle daha çok uğraşacağım. Tamam. Hadi gidelim. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği bulmaya çalışır. Burada değil. Burada da değil galiba. Rogi, orada mı? Hayır, sanmıyorum. Buraya kadar geldiğime göre kaydıraktan ineyim bari. Rogi, korkuttun beni. Affedersin. Ama hazır buradayken biraz daha oynayamaz mıyız? Olur mu? Evet, hadi oynayalım. Önce ben kayacağım. Ne? Sen zaten kaymıştın. Ben de istiyorum ama. Asura, sen de kaymak ister misin? Yok, sağ ol. Öyle mi? Tek başıma ineyim o zaman. Bekle. Ben de geleceğim. Hazır mısın? Vay be. Hadi gidelim. Nasıl, eğlenceli miydi? Fena değildi. Tekrar kayalım mı? Olur. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği unutur ve eğlenmeye devam eder. Çok eğlenceliydi, değil mi? Evet. Eğlendin mi Asura? Evet. Yani çok değil. Ama en çok sen heyecanlandın, öyle değil mi? Hayır, hiç de bile. Hadi dönelim. Ana merak etmiştir. Tamam. Hey, sihirli deneyim ne olacak? Geç oldu, yarın aramaya devam edebiliriz. Tamam. O zaman onlarla yarın da zaman geçirebilirim. Küçük otobüsler ve Asura o gece birlikte kalır. Asura, neden sihir dünyasından buraya kadar geldin? Çünkü arkadaş edinmek istedim. Orada arkadaşın yok mu? Hepsi çok sıkıcılar ve büyülerimi sevmiyorlar. Sürekli bela yaratıyorsun da ondan sevmiyorlar. Ne yaptığımı bilmiyorsun bile. Hey Asura. Bela yaratıyormuşum. Asura yapma. Bu hiç komik değil.
Seninle oynamak istemiyorum artık. Sadece onlarla arkadaş olmak istemiştim. Küçük otobüs Tayo. Ertesi gün küçük otobüsler ve Asura tüm gün boyunca sihirli değneği arar. Oo, onu bulamıyorum. Gani, orada mı? Hayır. Ha? Nereye gitmiş olabilir ki? Evet, bu çok tuhaf. Ha, bu o mu? Sihirli değneğim. Onu buldum. Ama onu bulduğuma göre onlarla takılmaya devam edemeyeceğim. Asura, onu buldun mu? Ne? Hayır, yok. Burada olduğunu sanmıyorum. Evet. Ne yapalım o zaman? Buldum. Biraz oyun oynayıp sonra aramaya devam edebiliriz. Öyle mi? O zaman... Joey'nin gösterisini izlemek ister misin? Joey mi? Joey kim? Çok şaşıracaksın. Joey, sihirli değneği olmadan kuş ve çiçekler yaratabiliyor. Sahi mi? Çok gitmek istiyorum. Tamam, Joey'nin gösterisine gidiyoruz. Gidelim. Vay canına. Şimdi. İşte. Ha? Tada! Vay canına. Vay canına. Gerçekten başarılı. Şu an bir şey yok. Ha? Ve tada. Ben arkadaşlarımla alay ediyordum. Ama sihirbazlık insanları mutlu edebiliyormuş. Şimdi şapkanın içine bakın. İçinden ne çıkacak? Ben de çıkacağını biliyorum. Beyaz güvercin mi? Evet, bu numaraya bayılıyorum. Şimdi tada. Ne oluyor? Tada. Ne oldu? Durun. Joey ne yapıyor? Aa, olamaz. Onların üzülmesine izin veremem. Ne kadar harika. Çok güzel. Asura, o senin sihirli değneğin değil mi? Demek gördüm. Teşekkür ederim. Bravo! Sanırım ne oldu böyle? Onu sen mi yaptın? Evet. Anladım. Gerçekten harikaydı. Evet. Bize sihirli değneğini bulduğunu neden söylemedin? Çünkü sihir dünyasına dönmek istemedim de. Orada maalesef hiç arkadaşım yok. Hayır Asura. Bundan sonra kesin daha çok arkadaş bulursun. Evet. Çünkü onları artık sinir etmeyeceksin. Evet. Muhteşem sihrinde bizi nasıl etkilediğini sen de gördün. Öyle mi dersiniz? Evet. Ayrıca bizim gibi muhteşem arkadaşların da var. Değil mi? Evet. Teşekkürler çocuklar. Sanırım sihir dünyasında artık arkadaş edinebilirim. Harika. Rica ederiz. Bu da size son hediyem. İşte. Vay canına. Asura gitmeden önce ilk arkadaşlarına en güzel hediyeyi verir. Tekrar görüşmek üzere Asura. Rocky'nin sıra dışı mücadelesi. Güzel bir sabah ve otobüsler televizyonun önünde toplandı. Başlıyor. Bu sıra dışı arabalar arasında mücadele devam ediyor. Bunlar inanılmaz arabalar. İlk yarışma lastik dizme. Az sonra korna çalarak kadeh kırma. Son olarak bu haftanın son yarışması. İş makinesi çekmek. İnanılmaz. Bu iş makinelerini tek başına çekiyor. O Toto değil mi? İnanılmaz. Vay canına. Özel yeteneğiniz varsa şimdi kendinize meydan okuyun. Tamam, ben bunu yapacağım. Ne? Ben de televizyona çıkmak istiyorum. Hazırlanmama yardım eder misiniz çocuklar? Benim yapacak işlerim var.
Ben de bugün meşgulüm. Tamam, artık gitmeliyiz. İyi şanslar Rogi. Çocuklar. Peki. Lani, sana özel bir fırsat tanıyacağım. Ben de diğerleriyle oynamak istiyorum. Lütfen. Ama söz yarışmadan sonra istediğin her şeyi yaparım. Gerçekten mi? Söz veriyorum. Elbette. Tamam. Sonra fikrini değiştiremezsin. Oo, tabii ki. Bitti. Teşekkürler ana. Kamerayla ne yapacaksın peki? Televizyondaki yarışma için video çekeceğiz. Lani, gidelim. Hadi. Şimdi gidiyoruz. Tamam. Sonra görüşürüz. Rogi ve Lani nasıl bir mücadele olacağı üzerine düşünür. En iyi şarkı söyleyen arabalar mücadelesine girsek nasıl olur? Şarkı mı? Kırmızı ışıkta dur ve yeşile döndüğünde git. La 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 la. Rogi. Bence şarkı söylememelisin. Gerçekten mi? Peki ne yapmalıyım sence? Nerede kaldı acaba? Çok sıkıldım. Evet, işte bu. Beni bekle. Rocky, ne yapacaksın sen? En iyisi en fazla yolcu olan otobüs olarak katılalım. Hadi, herkes atlasın. Gerçekten mi? Ama çok fazla insan var. Sorun değil, herkes binsin. Hepimiz binebilir miyiz? İdare edebilecek misin? Hiç sorun değil. İyi çekmeye bak Lani. Tamam, gidelim. Yolcularla dolu olan Rogi dağ durağına ulaşır. İşte geldik. Başardım. Çocuklar. Situ. Burada ne arıyorsunuz? Mümkün olduğunca çok yolcu taşıyorum. Herkese sen. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Evet. Vay canına. C2'dan daha çok yolcum var. Rocky. C2'ya bak. Teşekkürler C2. Üst katta oldukça rahat. Teşekkür ederim. Hayır. Daha çok insan varmış. Biz geldik. Çocuklar. Mücadele nasıl gidiyor? Aslında mücadelenin hala tam ortasındayız. Sahi mi? Şimdiden bitkin gibi görünüyorsun. Bitkin mi? Kim demiş onu? Mücadelem henüz bitmedi. Lani, gidip sonraki mücadeleye geçelim hadi. Yine mi? Rogi pes etmez ve Lani ile mücadeleye devam eder. Osurukla mumları söndürmek. Başlayalım. O da neydi? Bir hafta yıkanmadan durmak. Sadece bir gün kaldı, sonra başarılı olacağım. Kokuyor. Hayır. Küçük otobüs Tayo. Rogi, belki de artık bırakmalıyız. Tamam, garaja geri dönelim o zaman. Hayır, Rogi çok üzgün görünüyor. Rogi! Evet, tamam, işte bu. Ucuz atlattım. Neredeyse çamura batıyordum. Rogi! Az önce bir harikaydın. Sen neden bahsediyorsun? Harika bir fikrim var. Beni izle. Rogi, Lani'yi gizli oyun parkına kadar izler. Lani, harika fikrin nedir? Tek tarafa
tarafa yatık halde ilerleyeceksin. Hı? Böyle bir şeyle televizyona çıkabilir miyim yani? Elbette. Öyle yarışabilecek tek kişi olduğuna eminim. Gerçekten mi? Hadi bir deneyelim o zaman. Evet. Tek taraftaki lastiklerin üzerinde yarışmak. Mücadeleye hazır olun. Kamera ve kayıt. 3, 2, 1. Hadi. Evet. Güzel. Bu televizyona çıkmana yetmeli. La 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 la. Neredeyse vardım. Hana garaja dönen Rogi'yi onarır. Bitti. Daha çok hasar görmediğin için şanslısın. Evet, çok sağ ol Hana. Sanırım artık mücadeleyi bırakmalıyım. Morali bozuk olan Rogi tüm gün garajdan çıkmaz. Biz geldik. Rogi, mücadeleyi bir daha deneyelim. İstemiyorum. Rogi, oyun parkına gitmek ister misin? Hayır. Rogi, hadi pikniğe gidelim. Boşversene. Rogi'yi hiç böyle görmemiştim. Onu neşelendirmek için ne yapabiliriz? Bilmiyorum. İşte bitti. Teşekkür ederim ana. Peki, Rogi gerçekten mücadeleyi bıraktı mı? Evet, ama televizyona çıkmayı çok istiyordu. Ha? Lani? Ne? Vay, şuna bak. Bu inanılmaz. Ha? İşte bu. Hana, senden bir iyilik isteyeceğim. Ha? Ne peki? Ertesi gün işten sonra küçük otobüsler Rogi'yi garajda ziyarete gelir. Rogi! Hadi televizyon izleyelim. Acele et ve dışarı çık. Hayır, teşekkür ederim. İstemiyorum işte. Bugün çok eğlenceli bir şey yayınlanacak ama. Doğru. Kaçırırsan pişman olursun. Eğlenceli bir şey mi? Peki. Galiba yalnız izlememiz gerekecek onu. Ne kadar kötü. Gidelim. Rogi! Siz izle deyip durduğunuz için izleyeceğim sadece. Tamam. Çabuk olun. Muhtemelen çoktan başlamıştır. Ve son olarak bugünün en iyi mücadelesi. Bu da ne? İyi diye bunu mu diyordunuz yani? Ben gidiyorum. Rogi, Rogi, bekle biraz. Gökyüzünde uçmayı deneyen araba Rogi. Ne? Rogi mi? Rogi, tebrik. Neler oluyor böyle? Şöyle oldu. Vay, şuna baksana. Gizli oyun parkında çektiğimiz videoyu gördüm. İşte bu. Gökyüzünde uçuyormuş gibi görünüyordum. Ve Hana'dan videoyu televizyon kanalına göndermesini istedim. Ne peki? Lani, teşekkür ederim. Rica ederim. Televizyona çıktım. Çok kıskandım Rogi. Evet. Şimdi benim işlerimi yapacaksın, öyle değil mi? İşler mi? Mücadeleden sonra istediğimi yapacağını söylemiştin. Öyle mi? Ama mücadele daha bitmedi ki. Ne? Bu seferki mücadelem Lani'den kaçmak olacak. Bu hiç adil değil. Geldik. Lani sayesinde Rogi televizyonda harika göründü. Tebrik ederiz Rogi.